Yargının çürümüşlüğünde bir ülkenin bataklığa dönüşmesi gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Tolga Şarda'nın, gazeteci Tolga Şarda'nın yaptığı bir haberden dolayı tutuklanması aslında bu bataklığın dibi olmadığını, bu kötülüğün bir sonu olmadığını bize gösteren en çarpıcı örneklerden biri oldu. Bakın bir süredir e, bu haberler hazırlıyoruz. Özellikle yargıdaki kirli unsurları haberleştirmekten e, bıkmadık ve bıkmayacağız. Ama son dönemde bundaki büyük artış bizim yani biz özellikle bu haberleri yapalım diye uğraşmadık. Bu konudaki haberler bize o kadar çok geldi ki bu tabloyu ortaya koyduk. Örneğin uyuşturucu kaçakçısı, uyuşturucu baronu olan bir savcı gördük. Mesela mahkeme kararlarında rüşvetin döndüğünün onlarca belgesini paylaştık. Böyle silinen duruşma, sekmesiyle kaydedilmiş ama silinen duruşma kayıtlarıyla yüzleştik. Hatta şunu bile gördük. Bazı yargı mensuplarının, diğer yargı mensuplarının kendini mafya edip göstermekle suçladığı dilekçeler bile gördük. İranlı ajanlarla çalışan savcı da gördük. Şimdi bunların hiçbir rastlantı değil. Yani biz bunları yazarken bunların bir iklimden kaynaklandığını, bir rejim, bir rant rejiminin sonucu olduğunu, yavaş yavaş suçun örgütlendiğini, devletin içinde örgütlendiğini, mafyanın devletleştiğini ortaya koyan örnekleri anlattık. Ve nihayetinde bu haberlerimiz doğrularcasına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı, yani dünyanın en büyük adliyelerinden birini yöneten başsavcı, Çıktı ve habere erişim engellerinin para karşılığı verildiğini söyledi. Uyuşturucu kaçakçılarının, yasadışı dışı bahis baronlarının, silahlı soyguncuların aylar içinde tahliye edildiğini ve bu tahliyelerin büyük şaibeler olduğunu ortaya koydu. Bakın başsavcı söylemese bile, ya bir başsavcının ağzından bile çıkmasa bile bu iddialar o kadar büyük skandal ki. 125 kilo uyuşturucuyla yakalanan bir zanlının, bir şüphelinin ve suçüstü yakalanan bir şüphelinin 2 ay sonra tahliye olması dünyanın her yerinde çok büyük bir skandaldır. Veya bir buçuk milyon euroluk parayı bir aracın önünü polis yelekleri, kar maskeleri ve silahlarla kesip çalan kişilerin sadece 6 ayda tahliye olması büyük bir skandaldır. Yasa dışı bahis baronlarının sadece bir iki ayda tahliye olması büyük skandaldır. Ve bunlar bitmiyor. O kadar çok örnek var ki. Ve İsmail Uçar'ın bu anlattıklarında ifade ettiği, belirttiği isimler vardı. Şimdi şöyle bir tabloyla karşı karşıyayız. İsmail Uçar'ın bu tahliye kararlarını verdiğini söylediği hakim, bugün Anadolu Adliyesi'nde bir ağır ceza mahkemesinin başkanlık koltuğunda oturuyor. Kürsüde oturuyor. Ve kararlar vermeye devam ediyor. Ama Tolga Şar'dan tutuklu. Neden? Bu yargıda ki bu kirliliğe dair bir mit haberleştirdiği için veya İsmail Uçar'ın hakimleri arayıp kara, mahkeme kararlarını değiştirmesi için tehdit ettiği ne iddia ettiği Bekir Altun bizim haberlerimize erişim engelleri içerikten kaldırma kararları getiren Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Altun koltuğunda oturuyor. Yani şöyle düşünün. Bu kişinin yani Bekir Altun'un İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde istenen kararlar çıkmayacak, senin uygulamalar yapmayacak, Anadolu Adliyesi'ne davaları alırıp o istenilen kararları verdirttiği, hallettiği iddia ediliyor. Ve o koltuğunda makamında oturuyor. Tolga Şardan cezaevinde yatıyor. Tolga Şardan tutuklu. Veya İsmail Uçar diyor ki çete ve çetecikler oluştu adliyelerde. Bunlar organize şekilde, örgütlü şekilde suç işliyorlar. Bunu temizlemezsek toplum çürüyor, devlet çürüyor diyor. O çete ve çetecikler hepsi makamlarında faaliyetlerine devam ediyor. Tolga Şardan tutuklu. Veya İstanbul Anadolu Başsavcılığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun yetkisinde olmayan, sivil yani hakim ve savcı olmayan şüphelileri, avukattır, iş insanıdır, bürokrattır, onları ortaya çıkartmak için bir soruşturma başlatmak istiyor. Hakimler Savcılar Kurulu bu soruşturmayı da durduruyor. O kişiler de ofislerinde, iş yerlerinde, adliyelerde bu faaliyetlere devam ediyor. Ama Tolga Şar'dan tutuklu. Bakın yargıda büyük bir çürüme var. Bu yargıdaki büyük çürümeyi bir başsavcı ifade etti. Bugün adliyelerdeki herkes bu gerçeğin farkında. Yargının içinde İstanbul grubu var, hak yolcular var, çeşitli tarikatlar var. Herkes belirli tarikatların referansları ile belirli köşelerde duranlar var. Ama şu da var. Bu mesleği onuruyla, gururuyla, namusuyla yapan çok çok fazla yargı mensubu da var. O yargı mensuplarının sessizliğinde onlar sustuğu için bu suç örgütleri bu faaliyetlerine devam edebiliyor. Temiz bir savcı yanındaki odada işlenen suçu soruşturmada ona göz yumduğu için bu düzen böyle devam ediyor. Ve yargıçların suçlu, bazı yargıçların suçlu, sanıkların, gazeteci sanıkları tamamen masum olduğu ama o gazetecilerin hapis yattığı bir gerçekle karşı karşıyayız. Adalet sadece adalet sistemi çökmüyor. Bir devlet çöküyor, bir ülke çöküyor. Buna müdahale edilmediği sürece de artık hukuk dışı kararlarını bile gizlemek, örtmek zorunda hissetmiyorlar kendilerini. Bakın Tolga Şardan'ın tutuklanması kararı başlı başına bir suç faaliyetidir. Organize bir suçtur Tolga Şardan'ın tutuklanması. Neden? Bakın bunun çok delili var. Bu suçun çok delili var. Birincisi savcı... Ankara'da yaşıyor Tolga Şardan. Yazıyı Ankara'da yazıyor. Ama soruşturma İstanbul'dan yürütülüyor. Ankara Savcılığı soruşturma yürütmüyor. İstanbul'dan talimatla İstanbul Savcılığı yürüttüğü bir soruşturmada ifadesi alınıyor ve tutuklanıyor. Neden? Veya Tolga Şardan'a dezenformasyon yüzünden ceza isteniyor. Suç bir yıldan üç yıla kadar. Yani ceza alsa bile Tolga Şardan tutuklanmayacak. Kapse girmeyecek. Ama tutuklanıyor. Böyle bir hukuksuzluk olabilir mi? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Neden? Veya bakın savcı tutuklama kararında hakim bu dezenformasyon yasasının katalog suçu olduğunu söylüyor. Avukatlar ifade ediyorlar bu katalog bir suç değil. Katalog olmayan bir suçu katalog suç gibi gösterip bir gazeteci tutuklamak bir suç. Neden? Ben size nedenini söyleyeyim. Çünkü korkutmak istiyorlar. Çünkü kendi suçlarını işleyebilmeleri için kendi suç düzenlerini devam ettirmek isteyenler yargıda örgütlü suç örgütleri gazetecilerin yazmasından korkuyor. Kendileri hakkında soruşturmalar açılmasından korkuyor. Deşifre olmaktan korkuyor. Diğer yargıç ve savcıların kendi suçlarının üzerine gitmesinden korkuyor. Ve bunun içinde o korku imparatorluğuna, o sessizliğe, onların Büyük çıkarlar elde ederken o çarkın dönmesi de ihtiyaçları var. Ve bunun mimarı sadece onlar değil. Bunun mimarı sessiz kalanlar. Bunun mimarı bu sessizlik. Bir mimarı daha var. O da siyasilerin talimatlarıyla yargı kararları alınmasını sağlayan muktedirler. Onlar onlar istedi. Can Atalay'ın tutuklu kalmasını onlar istediler. Gezi davasında hukuksuz, adaletsiz, haksız kararların verilmesini siyasiler istedi. Bunun gibi onlarca siyasi davada İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi gibi onlarca skandalın arkasında siyasi talimatlar vardı. Bir İsmail Uşar diyordu ki HSK'ya yazdığı yazıda bir dönem devlete hizmet edenler yani göya bunlar devlet daha sonra kendilerinde bu kirli işlere bulaşmaya hak gördüler dedi. İşte böyle böyle yargı, hukuk, bütün kurallar alt üst oldu. Bir çürüme başladı. Şimdi bunu izleyen pek çok vatandaş kendisinin kapısını çalınmadığı için kendisini çok ilgilendirmiyor gibi gelebilir bu konu. Ama herkes şunu hayal etsin. Biri canınızı alabilir, biri sizi soyabilir, gasp edebilir, evinize girebilir, her türlü şey yapabilir. Ve para vererek... Yeterince parası varsa para ödeyerek yargılanmaktan kurtulabilir. Ve siz haksızlık karşısında tamamen çaresiz kalırsınız. Ve adaletsizlik, yoksulluk kahreden bir duygudur. Onun için adalete sahip çıkmak gerekiyor. Siyasi baskıyla, siyasi telkinle, siyasi talimatla çalışan yargıdan, rüşvetle çalışan yargıdan bu ülkenin temizlenmesi gerekiyor. Bunun için de o yargı içinde temiz olanlara, bu topluma çok çok büyük görevler düşüyor. Tolga Şardan sadece ve sadece ülkenin geleceğinin temiz olması için, devletinin, toplumun temiz olması için haber yapan bir gazeteci ve bugün o bedel ödüyor. Ona bedel ödettirenler ise bu suç düzeni devam etsin istiyor.